Sensiz olmam, sensiz olmam, sensiz olmam, sensiz olmam. Bir verdin günlerime, günler değişti. Duygular, düşünceler birden gelişti. Bir şeyler vardı lakin bilmem ne işti. Sensiz olmam, sensiz olmam. Sensiz olmam, sensiz olmam. Sözlerim belki bir şeyler anlatmıyor. Sanırım böyle bir tutku sana pek yetmiyor. Sensiz olmam, oh, sensiz olmam. Sensiz olmam, oh, sensiz olmam. Geçiyor hayat çok kısa. Eş dost diyorlar ki değmezmiş bir aşka. Dört bir yanım tüm meleklerle dolsa da sensiz olmam, sensiz olmam, sensiz olmam, sensiz olmam. Giriverdin günlerime, günler değişti. Duygular, düşünceler birden gelişti. Bir şeyler vardı lakin bilmem ne işti. Sensiz olmam, sensiz olmam. Sensiz olmam, sensiz olmam. Olmayacak duaya amin denilmez. Olsun bu hayat. Günaydın Eskişehir, saatlerimiz 9'u 4 geçiyor ve güzel bir şarkıyla size günaydın dedi Harun Kolçak'tan. Sensiz olmaz, çok uzun süredir dinlemiyordum, benim de hoşuma gitti. Takvimlerimiz 22 Aralık'ı gösteriyor, günlerden Perşembe. Önce hava durumundan bahsedelim. Soğuk bir kış günü ama güneşli bir kış günü. Şu anda dışarıdaki sıcaklık Eskişehir'de 0 dereceyi gösteriyor. Günün en yüksek sıcaklığı saat 15'te 6 derece olarak kaydedilecek ve gece akşam 24'te
-2 dereceye kadar düşecek. Sokaktaki kedileri, köpekleri unutmayalım. Birer kap yemek koyalım onlara. Çok soğuk çünkü. Yarın da aşağı yukarı aynı geçecek. +8, -4 derece olacak. Tamamıyla bulutsuz ama soğuk 2 gün bekliyor bizi. Evet, Harun Kolçak'tan da sensiz olmaz diye girdik. Bugün yaygın basından 4 gazeteyi ele alacağız. Sabah, Karar, Akşam ve Korkusuz gazetesi. Ve Eskişehir yerel basınının 8 Güzide örneğini de burada hep beraber inceleyeceğiz. Bakalım gazeteler 22 Aralık Perşembe günü okurlarını nasıl selamlamışlar? Önce yaygın basından bahsedelim. Başlayalım sabahla başlayalım o zaman. Bakalım Sabah gazetesi nasıl başlamış? Maaş artışını fırsatçılara yedirmeyeceğiz demiş Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sabah gazetesi başkan diye bahsediyor Cumhurbaşkanımızdan. Halbuki Cumhurbaşkanı kendisi. Başkan Erdoğan yılbaşından itibaren işçi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışların fırsatçıların açgözlülüğü sebebiyle kısa sürede eriyip gitmesine rıza göstermemeliyiz ifadelerinde bulunmuş. Şimdi bu önemli bir haber. Yani ben açık söyleyeyim, hani fırsatçılara fırsat vermeyelim laflarını ortaya karışık yuvarlak laflar olarak görüyorum ben. Yani neyi nasıl engelleyebileceksiniz? Serbest piyasadayız. Serbest piyasanın kuralları farklıdır. Emir komuta zinciriyle gitmez. Siz serbest piyasaya bir kere emir komuta vermeye kalkarsanız o piyasayı daha berbat hale getirirsiniz. Getirdik de zaten. O işin farklı bir kısmı. Fakat burada önemli olan şey şu. Bugün asgari ücretin açıklanması bekleniyor. 5500 liralık asgari ücretin kimileri 7700 lira olacağını söylüyor. En kötümser rakam bu. Kimileri 9000 lira olacağını söylüyor. 10.000 liranın üzerine telaffuz edenler var. Ben pek zannetmiyorum. Biz de her sene başında olduğu gibi bir asgari ücret toto oynuyoruz burada. Bütün gazeteciler kaç para olur, şu mu olur, bu mu olur diye kendi aramızda konuşuyoruz. Herkes bir rakam söylüyor. O kadar çok rakam ortada dolaşıyor ki birileri haklı olmak zorunda. Sonra haklı çıkanlar da gördünüz mü ben söylemiştim diyor. Gazetecilik böyle bir şey işte. Ama önceden tahmin etmek mümkün değil. Benim tahminim 8.000 liranın üzerinde olacağı şeklinde. 7.700 dendi. 8.000 liranın üzerinde olur. Fakat bu gelen asgari ücretin bereketini ne kadar görürüz? Bu da ayrı bir konu. Çünkü fiyatların yükselmesi, enflasyonun yükselmesinin de bir sebebi oluyor. Cumhurbaşkanı da bu konudan bahsetmiş. Demiş ki biz zam yapacağız ama fiyatlar da artacak. Buna fırsat vermeyelim ifadelerinde bulunmuş. Son dönemde ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına kadar pek çok beklendiği gündemden çıkardık demiş. Yarın yani bugünü kastediyor. Asgari ücret konusunda da bakanımla görüşmek suretiyle açıklayacağız demiş ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması hayra alamettir. Çünkü artık öğrendik 20 senedir. Kötü bir haber verilecekse bakan verir, iyi bir haber verilecekse Tayyip Erdoğan verir. Enflasyon tepe taklak inecekmiş. Söyleyemiyorum bile tepe takla. O kadar ciddiye aldığım bir ifade. Ülkemizin hedeflerine ulaşmasının önünde enflasyonu hızla düşürme dışında bir engel kalmamıştır ifadelerinde bulunmuş. Enflasyonun da tepe taklak düşeceğine şahit olacakmışız. Ben bunu 6 ay önce bu haberi okumuştum sanki. Evet, Bay Kemaloğlu'na sahip çık demiş. Tabii Bay Kemal'den bahsetmeden olmaz. İmamoğlu ile ilgili sözleri çıkmış. Ne diyor? Biz baba oğul gibiyiz. Biz de içimizden Bay Kemaloğlu'na sahip çık. O kendine başka ebeveynler arama peşinde diyoruz ifadelerinde bulunmuş. Evet, Gabar artık petrolle alınacak ifadelerinde bulunmuş gazete. Yine Sabah gazetesinin sağ köşesi klasik petrol ve doğalgaz bulundu köşesi. Orada büyük petrol rezervlerinin bulunduğu Şırnak Gabar Dağı'ndaki çalışmalar tam gaz sürüyor ifadelerinde bulunmuş. Yakında çıkacakmış. Bu haberi de geçtikten sonra o zaman sabahı bitirdik. Şimdi Karar Gazetesi'ne bakalım. Karar Gazetesi ne diyor? Şöyle bir girelim bakalım. Ben de bilgisayarımdan arıyorum. Evet, altılı masanın alternatifi yok. Bunu altılı masanın üyelerinden biri olan Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu söylüyor. Şimdi bu laf durup dururken söylenmiş bir laf değil. Çünkü özellikle Ekrem İmamoğlu'na görülen lüzum üzerine siyasi yasak getirilmesinden sonra altılı masada da bir liderlik kavgası, daha doğrusu Cumhurbaşkanı adayı kim olacak kavgası başladı.
şu anda net bir şekilde Ekrem İmamoğlu taca çıkmış gibi gözüküyor. O şekilde yasaklandı çünkü. Bu da Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olma ihtimalini kuvvetlendirdi. Kendisi de daha hevesli açıklamalar yapıyor. Yani gören gözler, yorum yapan beyinler bunu bu şekilde değerlendirmeye başlıyor. Ve bu da muhtemelen altılı masa içerisinde bazı huzursuzluklara yol açtı. O yüzden Ahmet Davutoğlu'nun bu açıklaması önemli. Davutoğlu bir kere altılı masanın alternatifi yok diyerek geri kalan 5 partiye de bir mesaj gönderiyor. Diyor ki dağılamayız. Satır başlarına bakalım. Başarılı olmak altılı masanın tarihi görevi demiş. Saraçhane'deki kararlılık iktidara bir uyarıydı demiş. Mesele İmamoğlu değil İstanbul'un rantı demiş. Tabii bu konu üzerinde durmuyoruz. Doğru. Mesele sadece Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak getirilmesi değil. Bir de bu kararla birlikte İstanbul Belediyesi'ne de çökülecek gibi gözüküyor. Nitekim İçişleri Bakanı hemen söyledi. Dedi ki karar onaylansın. Biz hemen dedi gereğini yaparız, yerine getiririz dedi. Yani anında Ekrem İmamoğlu'nu görevden alırız demeye getiriyor. Kutuplaşmayı yok edecek olan ilaç sandıktır. Faizcilik yapıyorlar, seçim rüşveti dağıtıyorlar ifadelerinde bulunmuş ve çok önemli bir açıklamada daha bulunmuş bence. Küçücük bir açıklama ama bir gazeteci olarak o açıklamanın aradan çıkartıyorum ve en önemli açıklama olduğunu düşünüyorum. İki aday çıkartmak gerekebilir demiş. Özetlemek gerekirse altılı masanın tek aday çıkartma ihtimali çok düşüyor. Bu da sanırım Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin adayı olacağı. Diğer partilerin, 5 partinin ya da en azından İYİ Parti'nin de farklı bir aday göstereceği ihtimalini kuvvetlendiriyor. Yakında göreceğiz. Ocak ayının ilk yarısında, yani şöyle söyleyeyim, 3 ya da 4 hafta içerisinde bu konu kesinleşir. Ama böyle bir gidişat görüyorum ben. Erdoğan'a nasıl koştuysam İmamoğlu'na da öyle koştum demiş Akşener. Saraçhane üzerinden algı operasyonu yapılıyor. Akşener'in hemen Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkması eleştiriliyor ki bence çok da doğrusunu yaptı kendi açısından. Diyor ki biz bundan önce 20 yıl önce Erdoğan'ın yasağı karşısında nasıl Erdoğan'a koştuysak diyor ki doğru koş gitmişti. Aynı şekilde Ekrem İmamoğlu'na da gittik diyor. Bu tip haberler var. Mülakat kalkacak, pandemiyi fırsata çevirdiler gibi bazı başka haberler de var ama en önemlisi karar da buydu. O zaman isterseniz kararı da bir köşeye bırakalım. Akşam gazetesine bakalım. Akşam gazetesi Pentagon teröre kuş kondurmuş diyor. Şimdi kuş kondurmuş güzel bir başlık bu arada onu söyleyeyim. İlgi çeken bir başlık. Elon Musk bayağı sağlam bir tokatçı bir abimiz. Dünyanın en zenginlerinden birisi. İfşa ettiği Twitter dosyalarına göre Amerikan Savunma Bakanlığı talebiyle terör örgütü YPG yanlısı, ki YPG demiyorum, PKK diyelim geçelim buna, hesaplarda propaganda amaçlı troll hesaplara koruma sağlanmış. Şimdi troll hesap nedir? Troll hesap sahte hesap, yasa dışı hesap ve ajan provokatörlük yapan hesaplara deniyor. Gençlerin bulduğu bir isim, artık oturdu bu. Terör örgütlerinin de böyle hesapları var. Algı yaratmaya, propaganda yapmaya çalışan hesaplar. Bu hesaplar aslında suç Twitter'a göre. Bunlar zaman zaman kapatılıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde, geçen sene sanırım 30 bine yakın AK Parti'ye yakın olduğu iddia edilen hesaplar kapatılmıştı. Bayağı bir olay olmuştu. Terör örgütüne ait olan bu hesaplar Twitter tarafından korunmuş. Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından korunsun denmiş. Şimdi Elon Musk Twitter'ı satın aldı ve bu bilgileri sızdırıyor. Diyor ki bak diyor gördün mü benden önce Twitter bunları yapmış diyor. Haklı tabii doğru. Bu da terör örgütünün Amerika Birleşik Devletleri tarafından korunup kollandığının bir örneği. Resmen suçüstü yakalanmışlar Elon Musk'ın ifşalarına göre. Amerikan Dışişleri Bakanlığı. Kim hesap soracak onu bilmiyorum. Ama ortada bir durum var. Şimdi ilginç bir haber, kötü bir haber. Aslında Türkiye'yi de ilgilendirmeyen bir haber ama bana kalırsa az da olsa ilgilendiriyor memleketimizi. Afgan kadınının gözyaşları. O gözyaşlarına bakalım ve bizim kadınımızın gözyaşı dökmediğine şükredelim. Afganistan'da Taliban kız öğrencileri üniversite yasağı getirdi. Kampüs önünde gözyaşları sel oldu diyor. Hani bir Cumhuriyet Kadınları şeysi vardı Afganistan'da.
biz destekliyoruz kadın haklarından dolayı Taliban falan bir şeyler anlatıyorlardı. Acaba şimdi ne diyecekler? O Cumhuriyet kadınları şeyleri. Görüyorsunuz işte Afganistan'da kadınların, kız öğrencilerin üniversitede okuması da yasaklanmış durumda. Bu değil tabii ki İslam ama bunlar kendi kafalarına göre bir İslam adı altında bir şeyler yapıyorlar. Ukrayna lideri savaşın ardından ilk kez ülkesinden ayrılıp Amerika'da Biden'la görüştü. Amerika Patriot hava savunma sistemi ve 1.85 milyar dolarlık yeni askeri yardım yapacağını açıkladı. Putin nükleer kuvvetlerin savaşa hazırlığını arttıracağız dedi. Şimdi Vladimir Putin yani Rusya bu savaşı kaybetmiş gözüküyor. Hiç de bir şey yapamadılar, beceremediler. Tek bir çözüm kaldı, sürekli nükleer silah kullanırız diyor Rusya. Atom bombası atarız, hidrojen bombası atarız. Yakarız bu gezegeni diyor yani. Öyle söyleyeyim ki tam yakarız bu gezegeni demek. Yani ben yandım hepinizi yakarım demeye getiriyor. Tabii inşallah olay o noktaya gitmez. Evet, son olarak Korkusuz Gazetesi'ne bakalım. Korkusuz Gazetesi'nde iki önemli haber görüyorum. Temel gıdalara gelen zamlar durdurulamıyor ifadelerinde bulunmuş. Bakalım neler ne kadar zamlanmış. Elma %312 zamlanmış. Çok büyük bir zam. Limon %202 zamlanmış. Müsaadenizle bir yudum alayım. Mandalina %335 zamlanmış. Nohut da %352 zamlanmış. Şimdi yani en az katlanan 3'e katlanmış. %202 demek 5 liralık limonu 15 liraya alıyorsun demek. Bu rakamları hepimiz görüyoruz. Bu rakamlar yanlış değil, yalan değil. Maalesef geçen seneden bu yana gıda fiyatlarının en azı %100 arttı, en azı. Onun dışında çok ağır yükselmeler var ve buna karşı hiçbir önlem alınamıyor. Hani fırsatçılar, işte dış güçler, iç güçler, uzaylılar sürekli bir kabahatli bir yer buluyoruz. Uluslararası domates lobisi falan gibi böyle abuk subuk saçma sapan hayali düşmanlar icat ediyoruz. Ama bu fiyatları düşüremiyoruz. Gülşen'e mahalle baskısı, mahkemede skandal sözler, iyice zıvanadan çıktılar demiş. İmam Hatiplilerin avukatı sesinden çok kıyafetiyle gündem olmaya çalışıyor demiş. Şimdi Gülşen İmam Hatipliler hakkında abuk subuk bir söz söylemişti. Onunla ilgili de yargılanıyor şu anda. Ben hak ettiği cezayı alacağına inanıyorum. İmam Hatipliler Derneği'nin avukatlarından bir kişi de çıkmış demiş ki Gülşen şarkıcı olduğunu iddia etmektedir ama sesinden çok kıyafetleri ve doğal olmayan cinsel yönelimleri desteklemesiyle gündeme gelmeye çalışmaktadır diyor. Sana ne kardeşim, avukat kardeşim? Sen oraya sosyal mesaj vermeye gitmiyorsun. Sen oraya İmam Hatipleri savunmaya gidiyorsun. Diyeceksin ki bu kadın benim müvekkillerime şöyle şöyle hakaret etmiştir. Gereğinin yapılmasını arz ederim diyeceksin. Sana ne giydiği kıyafetten mahkemeye ne yani? Evet. Türk kadınına şeriat baskısı. İstanbul Esenyurt'taki markete giren faslı bir şahıs. Dostum Araplar bunlar işte. Kasadaki kıza diyor burada alkol satılıyor diyor. Nasıl satarsın sen diyor. Faslı Türk kadınına söylüyor bunu. Saçın neden açık diyor bir de. Düşünebiliyor musun? Faslı geliyor benim memleketimde bana posta koy. Saçın niye açık diyor. Bir kadın müşteri ise burası demokratik ülke diyerek konuşmayı kayda alıyor cep telefonu kaydına. Ve böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Kendi memleketimizde mültecilerin bize posta koymaya başladığını da görüyoruz. Hani sevgili Müslüman kardeşimiz, Arap kardeşimiz falan yapıyorduk ya böyle yapıyorduk ellerini. Görün işte. Evet, bunu da bitirdik. İsterseniz yerel gazetelere geçelim. Saatlerimiz de ilerliyor. Yeni Gün gazetesiyle başlayalım. Yeni Gün gazetesi Eskişehir'de dev obruklar kuraklık alarmı ifadelerinde bulunmuş. Su çalıştayında konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Can Ayday, kuraklık tehlikesine dikkat çekiyor. Yeraltı su seviyelerinin aşağıya inmesi sonucunda Sivrihisar'ın güneyinde obrukların oluştuğunu, bunun yavaş yavaş Eskişehir'e de geleceğini söylemiş. Yani Sivrihisar'dan Eskişehir merkeze, diğer bölgelere, Sivrihisar en doğuda çünkü. Bunun yavaş yavaş bu tarafa doğru geleceğini söylemiş. Devasa obruklar var. Bunlar toprak altındaki suyun bilinçsiz bir şekilde tüketilmesinden kaynaklanıyor. Biz insanlar her şeyi sonsuz zannediyoruz. Değil. Bu gezegenin kaynaklarının bir sınırı var. Yer altındaki suları da
çekip olduğu gibi kullanıyoruz. Sonra o su bitiyor. Bittikten sonra da böyle devasa obruklar oluşuyor. Bütün bunlar kuraklığın çok ciddi bir habercisi. Suyumuza sahip çıkıyoruz demiş Can Ayday. Suyumuza sahip çıkıyoruz temasıyla Eskişehir, Kütahya, Afyon, Bilecik il sınırları içinde bulunan Sakarya Havzası'nı içeren alandaki su konularının tartışıldığı su çalıştayı düzenleyerek konunun önemine dikkat çekiyorlar. Can Ayday yeraltı su seviyesinin aşağıya inmesiyle dev obrukların oluşmasına dikkat çekiyor. Dev obruklar Sivrihisar'da yavaş yavaş Eskişehir'e doğru gelecek. Bu felaket olur. Su çok dikkatli kullanmamız lazım ifadelerinde bulunuyor. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Sağlam bir kuraklık içerisindeyiz. İklim de değişiyor. Suyumuza sahip çıkalım. Çok israf ediyoruz suyu. Evet, kadro taleplerini mecliste anlattılar. Tüm Belsen Eskişehir Şube Başkanı Şerif Özçimen, beraberindeki yöneticiler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP Milletvekili Çakır Özer ve Süllü'yü ziyaret ediyorlar. Taleplerini de ifade ediyorlar. Daha sonra sıradaki gazeteye geçelim. Sakarya Gazetesi. Sakarya Gazetesi fişleme skandalı meclise taşındı ifadelerinde bulunuyor. Sakarya Gazetesi'nin 2-3 gündür sürdürdüğü bir haber. Bununla ilgili İyi Parti Eskişehir Milletvekili Aslan Kabukçuoğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki fişleme skandalı olayını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyor. Kabukçuoğlu konuyla ilgili soru önergesi veriyor. Soru önergesi ne demek? Herhangi bir milletvekili meclise gidip bir bakana, eskiden başbakan da oluyor da şimdi cumhurbaşkanına verilemiyor bildiğim kadarıyla, soru bile soramıyorsun. Bir bakana bir soru sorabilir. Bakan da ona makul bir süre içerisinde cevap vermek mecburiyetindedir. Yani ben diyelim ki milletvekili oldum. Sayın Bakan, işte Sağlık Bakanlığı'nda sargı bezi yokmuş diyorlar. Doğru mu diye soru sorabilirim. Bakan da hayır, var der, cevap verir. Buna soru önergesi deniyor. Sözlü ve yazılı olarak ikiye ayrılır. Yazılı soru önergesine yazılı cevap vermek zorunda. Ama artık bu hani güçlendirilmiş parlamenter sistemden çıktık. Daha doğrusu parlamenterden çıktık. Başkanlık sistemine geçtik ya. Başkanlık sisteminde artık bakanlar canı çekerse cevap veriyor, çekmezse cevap vermiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 yılı başarı ve üstün başarı belgesi verilen personel ödül listesinde muhalif isimlerinin üzerinin çizilmesi skandalı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı. İyi Parti Eskişehir Milletvekili Kabukçuoğlu Milli Eğitim Bakanlığı'na soru önergesini sunuyor. İşte bakanlığa sorulan sorular, söz konusu iddialar doğru mudur? Doğruysa bu isimler kim tarafından neden liste dışı bırakılmıştır? Liste dışı bırakılanların yerine yazılan isimler liyakat esası gözetilmiş midir? Söz konusu işlem şehven yapılmadıysa yetkililer hakkında herhangi bir inceleme yapılmış mıdır? Diyor. Erişim yasağına da tepki, internet sitemizdeki konuyla ilgili habere erişim engellemesi getirilmesine de tepki gösteriyor. Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 24 öğretmenin ödülünü iptal ettiği habere hakimlik erişim yasağı getirmiş diyor. Şimdi arkadaş, Eskişehir'de bir kız çocuğu açlık, bakımsızlık ve görmüş olduğu işkenceden maalesef öldü. Buna bir erişim yasağı getirildi. Gerçi yasağın sınırları da tam belli değil de. Şimdi bu tip şeyleri çocuğun içinde dahil olduğu 6 yaşındaki kıza tecavüz gibi olaylarda erişim yasağının mantıklı bir açıklaması var. Diyebiliyorsun ki çocuk zarar görebilir, başkaları zarar görebilir. Milli eğitimin muhalif öğretmenleri fişleme yasağına erişim yasağının getirilmesinin mantığı ne? Bunun adı sansürdür kardeşim. Bunun adı sansürdür yani. Vahim bir haksızlık demiş Eskişehir Milletvekili Çakır Özer. İl Milli Eğitim Müdürü'nün derhal bu skandal fişleme iddiasına yanıt vermelidir ifadelerinde bulunmuş. Milletvekili Aslan Kabukçuoğlu da erişim yasağına karşı çıkmış. Sıradaki gazete son haber. Lütuf değil, hakkımızı istiyoruz. Meslektaşların özlük haklarına ilişkin açıklama yapan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Orkun Kılıç, inşaat mühendisleri olarak ülkeyi yöneten iradeden lütuf değil olması gerekeni talep ediyoruz demiş. Şube binasında yapılan açıklamada inşaat mühendislerinin istihdam ve çalışma koşullarında yaşadıkları sıkıntılar ifade edilmiş. Mücadele ediyoruz, özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguluyorlar. Ve her alanda iyileştirme istiyor. Kılıç şöyle konuşuyor. Mevzuat düzenlenmeli ve her şantiyede
şantiye şefliğinin tam zamanlı bir iş olarak yürütülmesi sağlanmalıdır, diyor. Biz de vesile olalım. Belediyecilikte duayen başkan CHP Kocaeli Büyükşehir ve Derince Belediye Meclis Üyesi Mehmet Nuri Paşa ile beraberindeki meclis üyeleri Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret etmiş ve Eskişehir'deki çalışmalardan övgüyle söz etmiş Mehmet Nuri Paşa. Paşa belediyecilikte bir duayen olan Büyükerşen'in şehircilik çalışmalarının yerel yönetimlerce örnek alınması gerektiğini de ifade etmiş. Güzel bir haber şimdi. 13 bin dekar iyileştiriliyor. Çifteler ilçesinde bazı mahallelerin mera alanlarının taban suyu seviyesini yükselterek tekrar yeşermesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapılıyor demiş. Çalışmaları kimin yaptığı ifade edilmemiş. Hemen haberin içine bakalım. Muhtemelen köy işleridir. Evet, Eskişehir DSİ tarafından yürütülen bir çalışma. Tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz DSİ çalışanlarına. İlaçlara erişmek hayal oluyor demiş. Bu da yine Aslan Kabukçuoğlu'nun bir başka açıklaması. İYİ Parti'nin mecliste sunduğu ilaç krizinin araştırılması önergesi AK Parti'nin oylarıyla, tabii MHP'yi de katalım, reddedildiğini söyleyen milletvekili Kabukçuoğlu ilaca erişmek hayal olmaya başladı ifadelerinde bulunmuş. Ya arkadaş, bu sorunun yani meclise sunulduğu araştırma önergesini niye engelliyorsunuz ki? Yani bunu engellemenin ne mantığı var? Sonuçta gidin eczaneye, isteyin bakalım bir ilaç var mı yok mu? Pek çok ilaca ulaşılmıyor. Bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi bir çalışma yapmayacak da o Türkiye Büyük Millet Meclisi niye var? Bir çalışma yapın yani. Adam muhalif milletvekili bir şey söyledi diye reddetmek zorunda değilsiniz yani. Ya da sorun çözün sorunu yani ya da. Obruk tehlikesi felaketi yaşatır. Bundan bahsettik. Araf Cam'da Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü Başkanı Mustafa Ağatekin'in, Profesör Ağatekin'in Araf adlı cam heykeller sergisi Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde sanatseverlerin beğenisine sunulmuş. En kısa zamanda gitmek istiyorum ben de. Sıradaki gazete 2 Eylül. Her fırsata kanmayın demiş. Yeni yıl ürünleri adı altında yapılan satışlar için uyarılarda bulunan TÜKBİLDER Başkanı Sülahi Özalp, fırsat ürünleri adı altında satışa sunulan her ürün fırsat ürünü olarak düşünmemeli demiş. Çok doğru söylemiş. Şimdi özellikle yılbaşından önce bir takım kampanyalar düzenleniyor. İşte çok büyük fırsat, şok fırsat filan. Biz de hani onun büyüsüne kapılıyoruz. Aa bak ne kadar ucuzmuş diye. Hepsi fırsat değil onların. Şöyle bir hani durup bir bardak soğuk su içip öyle bakmak lazım. Sülahi Özalp da bundan bahsetmiş. İndirimler gerçek dışı olabilir demiş. Yılbaşının yaklaşmasıyla birçok ürüne fırsat etiketleri yer almaya başladı. İndirim dahilinde olduğu iddia edilen her ürün ve hizmet gerçek olmayabiliyor. Bu konuya dikkat çeken Başkan Özalp, beklediği indirimi, ürünü ya da hizmeti alamayan tüketicilerin neler yapması gerektiğini de ifade etmiş. Belgeleri eksiksiz isteyin ifadelerinde bulunmuş. Yeni yıl fırsat ürünleri adı altında satışa sürünen her ürün fırsat ürünü olarak düşünülmemeli. Alınacak ürünler hakkında iyi bir araştırma yapılmalı. İnternet alışverişinde bilindik siteler ve sanal pazarlar tercih edilmeli. Ürün belgeleri eksiksiz istenmeli demiş. Genelde böyle yapıyorlar. Mesela 10 liralık bir ürüne diyorlar ki büyük fırsat 10 lira. 20 liradan 10 liraya düşürdük. Önce kendi zam yapıyor, sonra indiriyor. Ona dikkat etmek lazım. Vatandaş ucuz olan doğalgazı istiyor. Köylerde özellikle kış mevsiminde yaşamak kent merkezine göre maddi olarak daha lüks hale geldi. Günyüzü ilçesinde ikamet eden Hasan Say, biz köyde aylık 350 lira mutfak tüpüne veriyoruz. 1 ton kömür 6500 lira ve yıllık 3 ton kömür yakıyoruz. Herkes şehirde yaşayan doğalgaz faturasını konuşuyor. Bizleri hiç gören yok ifadelerinde bulunmuş. Haklı tabii. Ama bütün köylere birden doğalgaz götürmek çok ciddi bir altyapı ve hani o yapılabilecek bir şey değil. Onu söyleyeyim ben. Köyde yaşamanın kendine göre bazı zorlukları var. Bu zorlukları ortadan kaldırmanın yolu köylüye ve çiftçiye sahip çıkmaktır. Daha iyi para kazanmasını sağlamaktır yani. Başkan aranıyor. Eskişehir Spor'da olağanüstü genel kurul kararı alınmasının ardından sancılı bir süreç başladı.
Eskişehir Spor amatöre adım adım ilerlerken kulüp yeni başkanını arıyor ifadelerinde bulunulmuş. Allah sonumuzu hayretsin. Evet, Anadolu Gazetesi ile devam edelim. Anadolu Gazetesi'nin manşetinde bir STV haberi var. İki gün önce STV'de Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç konuştu. Meslektaşlarım Ali Baş, Meltem Karakaş ve Arif Ambar'ın sorularını yanıtladı Açıkça programında. Çok güzel bir program oldu. Ahmet Ataç deyim yerindeyse açtı ağzını yumdu gözünü. İçindekileri döktü, çok önemli açıklamalarda bulundu. Bunu, bu programı kaçıranların internetten tekrar seyredebileceğini hatırlatayım. Hedef 3 vekil olmalı demiş. 3 vekil hedefinin olması gerektiğini söyleyen Ataç, kadın aday tercih edilebilir ama aktif genç, gittiği yerde tanınan 4 biraz abartı kaçar. Gerçekçi olmak lazım, 3 milletvekili olabilir demiş. İyi Parti 2 çıkarır diye tahmin ediyorum. 2 tane de AK Parti çıkartır diye kendisi bir şeyine öngörüsünü söylemiş. Şimdi programdan öne çıkan başlıklar. Camiler için 10 milyon lira harcadık diyor. Bu camiyi yıkacak Tepebaşı Belediyesi lafı üzerine söylenmiş bir söz. Doğru, hakikaten iyi para harcadılar. Bakmayacaktınız, niye aldınız? Mahkemeler siyasi düşüncenin altına girdi. Ceza alacağı çok net. İmamoğlu'ndan bahsediyor. İBB onların son çareleri. CHP'nin düşmana ihtiyacı yok. Kendi içimizde düşmanımız çok. Mansur Başkan'ın yaptığı doğru. Taşel Odun Pazarı için Odun Pazarı İl Başkanlığı yapıyor. Çok iyi çalışıyorlar. Delege sistemi demokratik bir sistem değil gibi açıklamalarda bulunmuş. Şimdi burada özellikle kendi il başkanı Recep Teşel'in tarafsız bir il başkanı olarak görülmediğini ifade etmesi önemli bir haber. Ayrıca daha önce CHP kurultayında yapılan, kendisine yapılan bir haksızlık olduğunu da belirterek o konuda da çok sert açıklamalarda bulundu. Güzel bir programdı, tekrar söylüyorum. Görmeyenlerin takip etmesini öneririm. Sıradaki gazete Milli İrade Gazetesi. Yılbaşı uyarısı. Tüketiciyi Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Derneği Başkanı Sülahi Özat, yılbaşı öncesi tüketicilere uzaktan alışveriş konusunda uyarıda bulunuyor. Bunu daha önceki bir gazetede söylemiştik. Bir kere daha söyleyelim. Gayrimenkul sektörü istikrarsız bir yıl yaşadı. Emlak Komisyoncular Oda Başkanı Gazi Çelik, 2022 yılında ekonomik krizin istikrarsızlığa neden olduğunu dile getirmiş. Satışlar %25 düştü ifadelerinde bulunmuş. Pek çok emlakçı arkadaşımdan da bunu duydum. Satışlar ve alışlar aynı zamanda tabii düşüyor. Bu da emlak sektörünün eskisi kadar canlı olmadığını gösteriyor. Belirtelim. Soğuk en çok onları etkiledi. Dışarıda çalışmak zor. Hava sıcaklığının düşmesi en çok dışarıda çalışmak zorunda kalanları etkilemiş. Gün boyu tezgahın başında bekleyenler veya sürekli gezen bu çalışanlar üşümemek ve hastalıklardan korunmak için farklı işler yapıyor. Kimisi işte ateş yakıyor, kimisi sıcak bir çay içiyor. Allah yardımcıları olsun dışarıda çalışanların. Özellikle pazarcının. Pazarcı ile ilgili bir haberimiz daha var. Pazarcı esnafını soğuk hava vurdu demiş. Hava sıcaklıklarının geçen haftaya göre birkaç derece birden düşmesi pazarcı esnafının işlerini de düşürdü demiş. Dün çarşamba pazarı vardı, oradan bahsediyor. Sıradaki gazete Şehir Gazetesi. Şehir Gazetesi'nde de felaket olur manşeti var. Can Ayday, Jeoloji Mühendisleri Oda Başkanı Profesör Can Ayday'ın felaket olur sözü. Su çalıştayı konusunda konuşan Ayday, Eskişehir'de bir kuraklık tehlikesine dikkat çekiyor. Asgari ücretin bugün açıklanacağını belirtmiş Şehir Gazetesi. Bekliyoruz. İşçiler bekliyor. Bunun dışında işverenler bekliyor. Herkes bekliyor. İlece erişmek hayal oluyor demiş Aslan Kabukçuoğlu. Bu konudan bahsettik. Çıt çıkmıyor Şehir Gazetesi. Eskişehir Spor'da alınan genel kurul kararı sonrasında şehirde çıt çıkmıyor ifadelerinde bulunmuş. Hiçbir başkan adayı ortada gözükmüyor. Adayları var ortada. Bazı dedikodular var ama onun dışında hiç ciddi bir şey yok. Onu söyleyeyim. Eskişehir Spor başkansız kalabilir. Bu da kulübün daha lig bitmeden kapanacağı anlamına gelir. Ha, bu arada söyleyeyim. Kayyuma vermek kapatmak demektir. Başka bir şey değil. Genç mühendisler işsizlikle sınanıyor. Büyükerşen'in bir duayen, fırsat ürünleri fırsatçılığına dikkat gibi haberler var. Bunlardan bahsetmiştik. İlginç bir haber. Yasağı umursayan yok.
Eskişehir'de yoğun olarak yayaların kullandığı ve tramvay hatlarından geçen araç girişine kapalı 2 Eylül Caddesi'nde yasaya rağmen motosiklet ve araçlar tarafından kullanılıyor demiş. Araç yani 4 tekerlekliler değil ama 2 tekerlekliler gerçekten çok kullanılıyor. Bu arada o tramvay hatları o tekerleklerin girip kaza yapılmasına çok müsait yerler. Buna rağmen bisikletler ve özellikle motosikletler, elektrikli bisikletler bunu çok kullanıyorlar. Son olarak İstikbal Gazetesi ile devam edelim. Bu da son gazetemiz. Kuraklık tehlikesi çok büyük demiş. DSP'yi her şartta temsil etmeye çalışıyorum. İstikbal Gazetesi'ne ziyarette bulunan Genel Başkan Yardımcısı, çok özür dilerim. Hala hastalığı atlatamadık. Tambova, tabii ki partimin adayıyım ama ittifak olursa o zaman şartlar nasıl gelişir? Ben her halükarda partimi temsil etmek için çalışıyorum ifadelerinde bulunmuş. Mühendislik artık karın doyurmuyor. İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Orkun Kılıç, inşaat mühendisleri istihdamı, çalışma koşulları ve özlük hakları konusunda bir basın toplantısı düzenledi ve mühendislik artık karın doyurmuyor demiş. Aramıza hoş geldiniz sevgili mühendisler. Ona bakarsanız doktorluk da karın doyurmuyor, gazetecilik çok karın doyuruyor, onu söyleyeyim ben. Her şey böyle Türkiye'de. Maalesef hiçbir şey karın doyurmamaya başladı. Fakirlik insanımızı tüketti demiş İyi Parti Milletvekili Aslan Kabukçuoğlu. Bu enflasyon ve fakirlik insanları tüketti. İlaca erişmek vatandaş için hayal olmaya başladı demiş. Saldırıya uğrayan müzisyenin ablası Gülden Dudarık ağır bir travma yaşadı. Bir eğlence mekanında verdikleri konser sonrası Peace adlı müzik grubu bateristi Mehmet Dudarık, arkadaşının ayağına bastığı gerekçesiyle çıkan tartışmada BKK tarafından darp ediliyor. Daha sonradan sağlam darp ediliyor. Tedavi gördüğü hastanede açıklama yapıyor ablası. Bu Ankara'da olan bir olay. Eskişehir'e getiriyorlar hastayı. Ve muhtemelen psikiyatrik bir yardım alacağız. Çünkü hem fiziksel hem psikolojik olarak ağır travma geçirdi kardeşim ifadelerinde bulunmuş. Kardeşine sahip çıkmış. İşe sokma vaadiyle dolandırıcılık, bu da çok görülen bir şey. Maalesef işsizlik çok arttı. Arttıkça işsizliği bile kullanan dolandırıcılar çoğaldılar. Eskişehir'de bir kişiyi, çocuklarını ve damadını işe sokma vaadiyle 45 bin lira dolandırdığı iddia edilen sanık hakkında 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Maalesef böyle, bir de 45 bin lirasını almışlar. Aman Allah aşkına kimseye paranızı kaptırmayın. Dikkatli olun diyorum ben. Pazarcıların soğukla bir imtihanda bulunduğunu da söylemiş İstikbal Gazetesi. Bu da son belirtmiş olduğumuz haber olsun. Evet, bugün yaygın basın ve yerel basını ele almaya çalıştık. Güzel bir gün olmasını temenni ediyoruz. Yarın yine aynı saatte günaydın Eskişehir diyebilmek umuduyla hoşça kalın. Yalvarsam da kal diye, kal diye, o yerinde hiç duramaz.
Gaza, Perdeva, Mar.